Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Evimize hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle pencereyi açayım. Harika bir yağmur sonrası toprak kokusu var burada arkadaşlar. Çünkü gece öyle güzel yağmur yağdı ki Allah'ım nasıl özlemişiz yağmuru, nasıl özlemişiz inanamazsınız. Her yer toprak ıslak, güzel. Oh, misler gibi. Ne annem? Ne bebeğim? Ne var orada? Çıktı gene. Yakup. Kuş gibi Yakup. Kuş. Çıkıveriyor demirlere. Gece saat kaçta hiç bilmiyorum. Sabaha karşı falan da herhalde. Yağmur. Ama artık biz bir de şöyle bir şey. Bugünlerde artık yani Eylül ayına girdiğimizden beri yaklaşık bir haftadır her gün rüzgarlı bizim buralar. Yani bizim buranın rüzgarlı dönemi başladı. Şu ağaçları bir görseniz nasıl sallanıyor rüzgarda, nasıl sallanıyor. Gecede anneciğim. Bir yağmur başladı. Evet. Yerler ıslak. Değil mi oğlum? Gece yağmur başladı. Böyle şakır şakır ama öyle serpiştirme falan değil. Şakır şakır yağmur yağdı arkadaşlar. Parkın toprağı şeyi de kumu da ıslak. Ay öyle güzel oldu ki. Şimdi yukarıda kalktık. Dışarılara falan şöyle biraz baktım ben. Aşağıya indim. Pencereleri açtım. Mis gibi çam ağaçlarının kokusu geliyor. Yani sonbahar geldi. Artık kış geliyor. Yani yeter diyoruz zaten. Özledik artık yani. Kışı özledik. Kışı özledik. Kış gelsin şöyle mis gibi. Ağaçlar suya doysun, toprak suya doysun inşallah. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Saat şu anda 10'u çeyrek geçiyor. Haliyle bugün cumartesi biraz geç kalktık. Ali çocuklara ekmek almaya gönderiyor. Kahvaltıyı hazırladı. Ali bizden erken kalktı ve biz kalkana kadar kahvaltıyı hazırladı o. Sofrayı falan da serdik. Şimdi kahvaltı tepsisini getireceğim. Ben de gideceğim deyip duruyor. Abinin elini bırakmayacaksın, tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ben yukarıda yatakları toplayana kadar Ali de kahvaltıyı hazırlıyor. Şöyle domatesli biberli domates yapmış. Yukarıda yalnız benim yatakları toplarken o kadar da acıkmışız ki geç kalktık ya, karnımız çok acıkmış. Şey dedim, ay bugün farklı bir şeyler yapalım, domates kavuralım falan dedim. Aşağıya indim, bir baktım Ali şeyde, ocakta, tavada domates kavruluyor. Allah Allah. Valla başka şey isteseymişim keşke. Ne isteyebilirdin acaba? Ne ya, ne bileyim, şöyle yatlar katlar dileseymişim keşke. Allah Allah. Aytun kremini de hazırlamış. Her şey hazır. Çocuklar ekmek almaya gittiler zaten. Evet. Alper'in sucuğu da hazır. Evet, karmakarışık bir tezgah var tabii şu an her sabah olduğu gibi. Şunlar kaldırılacak. Şu turşuları da bugün artık yerine kaldıracağım. Hani birkaç gün gözümün önünde tuttum. Kapaklarında herhangi bir problem olur mu, dışına taşma bir şey olur mu diye göz önünde kalsın dedim. Artık bunları bugün kilere kaldıracağım. Çamaşırlarım var, makineye atacağım. Çarşaf tarzı bunlar, çarşaf, havlu falan, onları kaldıracağım. Evet Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Ali de 3 gündür izinliydi. 3 gün mü oldu Ali? Evet. Evet, bugün işe başlayacaksa 4-12 vardiyasına. 3 gündür izinliydi. Ben de 2 gün izin yaptım. 2 gün video yüklemedim. İzin yaptım ben de. Ay. Yine birkaç takipçim sormuş. Nuray Hanım sormuş. Bana bakar mısınız?
Gökhan neredesin, video çekmiyorsun diye. Ben de 2 gün izin yaptım. Evet, koyalım bunu böyle. Sirkelenecek sofralar kalmış orada. Neyse, o zaman içeriye geçiyorum, kahvaltımızı yapalım. Tamam, yapabiliriz yani. Evet. Çayları doldurabilirsin demek. Evet, çocuklar şimdi gelir. Onlar gelene kadar çayları falan doldurayım, hazır edeyim. İyi olur yani, suyu da götürün. Çabuk geldiler. Ne gelmiyor acaba? Bir şey mi unuttular acaba? Oğlum, yağmur yağsa ne kadar acık yağacak siz gidip gelene kadar. Yağıyor mu? Evet. Aa, bir bakayım bakalım. Al. Al bunu da götür abine. İkiniz bir gidin. Hadi. Bir bakalım mı? Ben şimdi baktım yağmur yoktu. İstanbul yok. Ay oğlum ya. Azıcık serpiştirdiyse bakalım. Ha, serpiyor. Az bir şey. Aman oğlum, bundan ıslanılır mı? Sen de var ya. Geri dönüyorsunuz yoldan. Azıcık serpiştiriyor, azıcık. Çok az. Elini ıslatmıyor. Benim buramı ıslattı azıcık. Oy oy oy, benim güzel kızım, prenses kızım. Anneciğim, hafta sonu tatiline girmiş. Derslerimi yapacağım, ödevlerim var benim diyor. Anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika bekliyoruz. Ne diyeceğimi unuttum. Hadi biz babaya yardım edelim. Kahvaltı tepsiyi şey falan getirelim. Baba, sucuklu yapmadın değil mi? Ödevimin bir tanesini boyamayı unutmuşum akşam. Yani unutmuşum. Ama diğerlerinin yine üstünden geçiyorum. Tamam, bugün iyice bakarız. Bugün artık senin zaten çantanı hazırlayacağız. Bütün her şeyin eksiklerini tamamladık ailenin. Bir devlet kitapları kaldı. Onlar da işte okula daha tam gelmemiş. Eksikler varmış. Ondan sonra devlet kitaplarında. Şimdi bana diyecekler ki kocası kahvaltı hazırlıyor, kendisi de car car konuşuyor diyecekler. Ay, bugün kahvaltı Ali Bey'den, hizmet Ali Bey'den bugün. Her zaman olduğu gibi dermişim. Neyse, biz çaylarımızı dolduralım, kahvaltımız. Evet, mis gibi koktu değil mi? Babamızın ellerine sağlık. Anne şöyle yiyeceğim etlerini. 7 günü zaten bende. Ya tabii canım. Tabii canım. Tabii canım. Sen gündüz vardiyasına gittiğinde kim çay hazırlıyor acaba? Olsun ya, bir hafta da olsun ya. 2 hafta benden, bir hafta benden olsun ya. Ya var ya. Maşada yapsa çiçeği koysanıza daha da güzel yaptı. Yine aldı. Hangisinden yedin? Ben yapınca güzel olmuş değil mi? Hangisinden yedin? Bunlar yedin. Yiyecek misin senden? Sevmem. Yiyemezsin ya senden. Ama sucuk yedin. Kahvaltıdan sonra Ali. Ayto Feris diyordu ya, bir de bir iki resim defteri, müzik defteri, bir şeyler eksikti ailenin. Bana resim defteri hani aldım. Göstermiştin de ben kız işi onlar falan demiştim ya, erkek işi onlar, kız işi demiştim ya, onlar eksikti. Onları tamamlayalım da kahvaltıdan sonra sen git onları al gel. Onlar diyor Ayto ödevine başlaya dursun. Anneciğim. Şunlara da su koy. Anneciğim. Şey, ondan sonra biz de o arada ben çay içeceğim ya. İşler var, onları yapalım. Parka geldik çocuklarla. Biraz önce biraz kalabalıktı, şimdi seyrekleşti. Babaları ne kadar hızlı sallarsa sallasın daha çok salla diyorlar. Daha hızlı salla diyorlar. Ömer!
İyi değil mi?